Kız niye gelin kız kardeşi gibi simsimi gitti film kanısına? Arkadaşlar zorla tuttular ve full sim sürdüler suratıma. Gerçekten o kadar istememiştim ki. Saçımı da ördüler. Yaklaşık 6 saat benim elimi ayağımı bağlayıp zorla örgü yaptılar. Ve ben de sizinle beraber gördüm o fotoğrafları gazetede. Çok utandım. Gazeteciler aradı sağ olsunlar. İsteyerek mi girdi diye harika bir gazetecilik sorusu sordular. Teşekkürler, en azından yanımda olduğunuz, desteğinizi hissediyorum. 8 Mart öncesi, hakikaten bir iki gün önceydi galiba. Halis Erbil'in yaşadığı Kozan'da belediye sineması Bergen filmini yayınlamaktan vazgeçmiş. Zor işlerden birini başardığınızı düşünüyorum. Zira böyle insanların yüceltildiği bir dünyada yaşıyoruz. Bu tarz olayların size etkileri neler oldu film sonrasında? Teşekkürler zor işlerden birini başardığımızı düşündüğünüz için. Anlam veremedik. Hiçbir şekilde anlam veremiyoruz zaten. Masumların bu kadar utandırıldığı, adalet sisteminin her gün bizi hayal kırıklığına uğrattığı bu dünyada, bu ülkede yaşamaktan biraz fazla etkileniyoruz hepimiz bence. Normal olarak. Bize dediği acaba bize mi yoksa genel olarak? Ben bu olayların bir yerde de avantaja çevrilebileceğini düşünüyorum. Çünkü konuşuluyor. Konuşuldukça bilinçleniyor insanlar. Daha çok konuşuluyor. Daha çok konuşalım. Daha çok değişmesine sebep olalım istiyorum. Çok can sıkıcı bir olay ayrıca yani. Çok masum gözüküyorsunuz ilk izlenimde ama sinsi bir yönünüz de var mı? Var mıdır Ayça? Yok. Arkadaşlar bir arkadaşım burada, en yakın arkadaşım, ona soruyorum. Ayça var mıdır? Yoktur. Yoktur dedi. Hoş geldiniz. Hiç iliklerinize kadar aşık oldunuz mu? Hangimiz sevmedik? Çılgınlar gibi. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Size acı vermesine rağmen yapmaktan vazgeçemediğiniz şey nedir? Seviliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bana acı vermesine rağmen yapmaktan vazgeçemediğim aslında çok şey var ama yok da diyebilirim. Bu gerçekten çok felsefik bir soru. Aşk diyelim mi be? Dizi yapımcısı olsanız en sevdiğim sorular. Defalarca dizileri yarıda bırakıp kendinize iş verir miydiniz? Hangi diziyi yarım bırakmışım? İlginç kafalar bunlar. Bu sorunun da cevabı verirdim kardeşim. Gönül rahatlığıyla. Hoş geldiniz. Mahsunlar Apartmanı dizisi TRT dışında özgür dijital bir platformda yayınlansaydı yine de ayrılmak ister miydiniz? Ya 140 dakikalık haftada bir bölüm başında bir sene olacak diye söyledik. Bunu neden abarttınız bu kadar? Anlayamıyorum. Vallahi anlayamıyorum. Bir yerde alışkanlık oldu diye düşünüyorum Mahsunlar Apartmanı sorması. Şey açmak istiyorum. www.farahzerifabdullahmahsunlardannedenayrıldı.com ve giriyorsun. Canı istedi. Ya o kadar meslek varken neden oyunculuk, anlatsana biraz. Ne bileyim ben. Kendinize ben bu işi niye yapıyorum ki diye sordunuz oluyor mu? Yo. Son zamanlarda estetik ameliyatı geçirdiniz mi? Yok, geçirmedim. Neden sordunuz acaba? Merak ettim. Öyle mi görünüyorum? Acaba hani böyle bir şey olur ya hani. Bir güzellik gelmiş sana. Öyle miyim acaba? Böyle zırt pırt gelecek misin? Geleceğim. Merhabalar Farah Hanım, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı, Beşiktaş mı? Beşiktaş. Aa, hanımefendi linçten korkmuyor gibi gözükseniz de masum bir kedi yavrusu gibi bakıyorsunuz. Yol yakınken dönün. Teşekkürler, kedi yavrularını çok severim. Ünlü olmayı tavsiye eder misiniz? Bazen yani nasıl ünlü olduğunuza çok bağlı. Hani eğer ki saygı, hani kendi gerçekten mesleki olarak ünlüyseniz bence tatlı bir şey. Çünkü mesleğinizde başarılı olduğunuzun biraz hani gösteriyor. Ama göstermeye de biliyor. Şimdi kendi kendime de çeliştim. Çünkü ne alakası da var. Ama ünlü dediğin şey de değil ki. Her zaman hani ünlü dediğin gazete bilmem ne ki, okulda da ünlü olabilirsin. Acaba oradan mı soruyor? Şimdi ben bu konuda çok konuşabilirim. O yüzden ederim ama işte o galalardaki kıyafetlerinize çok dikkat etmenizi ve arkadaşlarınızı iyi seçmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sizi zorla bağlayıp anlattım zaten olanları. Ya biz seni her filmin sonrası burada göreceğiz mi böyle ya? He. Gör. Görme ya da hani git. Hesabı en son senin üstüne yazdık. Geceleri içip içip dadanıyordun. Kafana göre gel yaz işte. Ne öyle etkinlik falan filan. Tatlısın da geceleri içip içip dadanmıyordum kardeşim. O benim normal kafam. Bu normal bir kafa. Yani Twitter'da da böyle oluyor. Sürekli böyle bir farani içtim. Bir şey içmiyorum. Hiçbir şey içmeme gerçekten gerek yok. Rahatım. Sen yaz. Özelden de kanka abla sana benim başlı diye mesaj at. Biz ablarız merak et.
Sağ olun, teşekkürler. An geliyor bir cep telefonu oluyorsun. An geliyor bir şarkı oluyorsun. An geliyor bir bardak su oluyorsun ve hep aklımda oluyorsun. Çok metaforiksin, neden? Güzel, hoşuma gitti, öpüyorum. Selam, hoş geldin. Az önce Levent taraflarında galiba seni gördüm. Dolu yaşlı ve yeşil göz makyajın eşliğinde Ekşi Sözlük ofisinin bulunduğunu düşündüğüm binaya doğru koşuyordunuz. Bir arkadaşına makyajdan anladım Ekşi'de olduğunu. Bir de şu an burada olmandan tabii. Seni gördüğümde uzun uzun korna çaldım ama pek dikkate almadın yahut duymadın. Keşke bıraksaydım kapıya kadar sizi. Planın yoksa soracağım, çıkışı bir kahve içer miyiz? Vallahi toplantım var. Kahve davetin için teşekkür ediyorum. Yeşil göz makyajımı Ekşi Sözlük'le bağdaşlaştırmış olmana, buna dikkat etmene çok sevindim. Hoş geldiniz. Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutlamak istiyorum. Ben de sizinkini kutluyorum. Ülkemizin başarılı, güzel ve değerli oyuncularından birisiniz. Teşekkür ederim. Bergen filmini yarın izleyeceğim. Çok iyi bir oyunculuk performansı sergilediğinize eminim. Çevremdeki yorumlarda zaten bu yönde. Sizi sevmeyen yok eminim. Çok sempatiksiniz. Yok, sevmeyenler de var. Ayrıca Masumlar Apartmanı'nda rolünüzü çok beğeniyordum. Bu arada sizi ben rüyamda gördüm birkaç ay önce. Bizi ziyarete gelmişsiniz. Yine bekleriz. Daha fazla uzatmadan soruma gelirsek, eğer mümkün olsaydı 19 yaşındaki kendinize ne söylemek isterdiniz? İyi günler dilerim. Severek takip ederiz sizi. Çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Hepimizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Hayır olsun inşallah rüya için. Yine bekleriz demiş. 19 yaşındaki kendime hiçbir şeye takılma, gerçekten sadece eğlenmene bak. Çünkü zaten bir akışı var ve olacak oluyor. Böyle bir kendini bir bırak demek isterdim. Biraz asilik, başına buyrukluk var mı? Bana göre yok, çevreme göre var galiba. Normal kabul edilenlere göre var. Fakat bana göre zaten yani yapım hani... Normal, bana, benim için normal olan şey bu. Ama ona asilik veya başına buyrukluk da deniyor sanırım başka insanlar tarafından. Asilik dediğin şey çok garip bir şey yani. Aslında gayet fikrini söylüyorsun, asi oluyorsun. Utanır insan bu kadar güzel olduğunu. Teşekkür ederim. Utandım. Hiç öyle düşünmüyorum ben ama çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Bergen projesi size ilk ulaşınca neler hissettiniz? Bir de hayatınızdaki en büyük pişmanlığınız nedir acaba? Henüz yaptıklarımdan değil, yapmadıklarımdan pişmanım diyebilir miyim? Diyebilirim. Bergen projesi bana ilk ulaşınca hiç açıkçası o kadar net bir bilgim yoktu Bergen'le ilgili. Kulaktan dolma bilgilere sahiptim. Dolayısıyla yani bir yargıyla okumamak adına senaryoyu çok araştırmadan direkt okudum senaryoyu. Ve o zaman gerçekten çok güçlü bir hikayeyle karşılaştım. Çok etkilendim. Öncelikle sözlüğe hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bergen filminde karaktere hazırlanırken Bergen hakkında sizi en çok üzen ya da zorlayan şey ne oldu? Belgin Sarılmışer'in aslında bir yolculuğu, varoluş hikayesi olarak gördüm her zaman Bergen filmini. Beni en çok üzen ya da zorlayan bir şey olarak değerlendiremiyorum açıkçası. Çünkü zaten komple bir projenin kendisi zaten bir projeye hayat ver. Onun içinde olmak yeterince zorlu bir şey benim için zaten. Hani baştan o zorluğu kabul ederek başlıyorsunuz. İyi olup olmaması, ya bu bir risk oluyor bir yerde. Dolayısıyla net olarak bir şey söyleyemem. Şu beni zorladı ya da bu beni çok üzdü diyemem. Apocuğum selamlar. Sonuna dek ölmediğiniz bir karakteri canlandırmayı düşünüyor musunuz? Çok sıkıcı bir soru bu öncelikle. Hayatta zaten bütün hepimiz ölümlüyüz. Hani bunun sonu elbet zaten ölüm. Dolayısıyla yani bu karakterlere öyle bakmıyorum. Sonunda ölüyor mu, ölmüyor mu? Gerçek hayat olduğu için de zaten o kadar çok var ki hani. Normal hayatına devam ettiğini gördüğümüz karakter. Ama böyle hatırlamanız da hoşuma gitmiyor değil, çünkü bir iz bıraktığını hissettiriyor bana. Keşke herkes senin gibi duyar kasıp milyonları cukkalayabilse, helal olsun, sorum yok. Tam olarak kaç milyon cukkalamışım bana, onu da yazarsanız ben de bileyim en azından. Benim de haberim olsun. Sağ ol kardeşim ayrıca. Helal olsun demiş ya. Teşekkürler. Sobek gibi kafiyeli bir isminiz var. Hiç futbol oynadınız mı? Unutursam Fısılda da oynamıştım. Sahne gereği. Bir de Ekşi Elmalar çekerken Yılmaz Erdoğan'ın çiftliğinde oynuyorduk. Hatta beni kaleci yapmıştı. Ben onu çok yani çok geriliyordum çünkü hiçbir deneyimim yoktu. Kaleciydim ve hani her an her şey olabilir. O topu tutmaya çalışırken ağzım yüzüm dağılır falan diye korkuyordum. Sonra kalecilikten vazgeçirdim. Ne mutlu size ki sürekli dramayla yaşayan veya dramayı seven bir kadın değilmiş gibi görünüyorsunuz. Ancak ülke tarihinin en dramatik hikayelerinden birisinin filmde başrol oyuncusu oldunuz. Bu rolü gerçekten isteyerek ve severek mi oynadınız? Yoksa profesyonellik öyle mi gerektirdi? Yani dramayla yaşayan veya dramayı seven bir kadın değilmiş gibi görünmek nasıl oluyor ki? Yani hepimiz yer yer acılar yaşıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz, üzülüyoruz. Öyle bir kalıba sığdırmam kendimi açıkçası. Ya bu rolü gerçekten isteyerek ve severek mi oynadınız? Sağ olun sorunuz için. Başka hiçbir güç beni hiçbir filmde oynatamaz. Ben gerçekten sevmesem ve istemesem, yani büyük konuşmak da istemiyorum tabii ki. Allah korusun. Ama gerçekten çok şükür ki başka hiçbir güç beni sevmediğim ve istemediğim bir yerde bulunduramaz.
beğenerek izliyoruz. Erkek arkadaş seçimleriniz bence çok başarısız. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayran gönüllü müsünüz? Yani bence dediğin nokta işte biraz bana saçma gelebiliyor. Çünkü erkek arkadaş dediğin şey özel hayat zaten. Dolayısıyla bu konuda bence çok düşünme. Bence kimse çok düşünmesin bu konuda. Ayran gönüllü müyüm? Bu soruya da yine arkadaşım Ayça'ya dönüyorum. Ayran gönüllü müyüm kardeşim? Değilsin. Değilim. Oyuncu olmak isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Çok zor bir konu bu. Çünkü çok fazla oyuncu olmak isteyen var. Çok böyle 90'ların hani mankenliği falan gibi oldu galiba hani. 90'ların pop starlığı vardı galiba. O zaman böyle çok popüler olan bir şeydi. Şu anda da oyunculuk çok popüler. Ve rap çok popüler. Oyunculuk ve rap galiba hani en popüler olan iki şey. Ben gerçekten bunun neden istediklerini bir durup düşünmelerini isterim. Tam olarak neden? Belli bir nedeni de olması belki de gerekmez ama gerçekten biraz nedeni olan insan daha farklı yaklaşır diye düşünüyorum. Çoğu sanatçı geçinen kişiden daha güzel sesiniz var. İleride bir albüm çıkarmayı düşünüyor musunuz? Geçiren kişi demeyi ayıp buluyorum. Teşekkür ediyorum aynı zamanda. Bir de benim sesim Alper Aytekin'e sorun diyorum. Çok maruz kaldı çocuk. Hani benim bütün o hiç bilmediğim arabesk çalışmaları falan yaparken hep Alper vardı yanımda. Dolayısıyla bir tık işkence gibi olmuş olabilir ona. Albüm değil ama evet şarkılar yaptık, yapıyoruz. Az kaldı. Hoş geldiniz. Kilonun yakıştığı ender kişilerdensiniz. Sorum şu, yaptığınız işlerde çabuk mu sıkılıyorsunuz? Bir devamlılık sorununuzun olduğu algısı var, katılıyor musunuz? Yok, katılmıyorum. Ama çabuk sıkılan bir kişiliğim var. Tadında bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Benim tadında bırakmaktan da böyle bir anlayışım var. Tadında bırakmak. Çünkü biraz daha ileri giderse çok iyi olmayacağını hissettiğim için belki de hemen başka bir şeye de döndürebiliyorum. Ama şöyle de bir şey var. Bunu da zaten öngörüp önceden zaten böyle konuşuyorum. Yani hiçbir şey için senelerce bir anlaşmaya varılmıyor zaten. Ben belli hani. Ben bir sene boyunca kendimi full tamamen verebilirim diyebiliyorum. Çünkü başka türlü olmuyor. Büyük harfle. O nasıl bir benim için üzüm bir performansıydı yahu. Ben sana da yüksek coşkuyla bağıracaktım neredeyse. Ne güzel. Ya çok güzel bunu duymak. O sahneyi yaşadıktan sonra nasıl normal hayata dönebildiniz? Bir de film soundtrackinde seslendirme en sevdiğiniz şarkı hangisi oldu? Ya çok güzel bunu duymak gerçekten. O kadar mutlu oluyorum ki böyle bir şey duyduğumda. Çünkü bence de çok etkileyiciydi. Onun içinde bulunmak da çok etkileyiciydi. O sahneyi yaşadıktan sonra normal hayata dönüyorsun. Hani mesleğin zaten bu. Film soundtrackinde seslendirme en sevdiğiniz şarkı, en sevdiğim şarkı bana neler vaat ettiğini oldu. Hatta çok sevdik. Başka bir küçük tatlı farklı bir versiyonda yaptık. Yakında sizlerle. Merhabalar, hoş geldiniz. Size Apo şeklinde hitap edilmesi sizi rahatsız ediyor mu? Teşekkürler. Yok, rahatsız etmiyor. İletişim kanalların fazla açık, korkutuyorsun beni. Anlamadık. Arkadaş, anladın mı? Ben de anlamadım. Türkçe rapi çok mu seviyorsunuz? Yani öyle özel ilgim, aşırı sevgim yok. Ama yani güzel şarkıları tabii ki seviyorum. Arkadaşım. Ben de seviyorum. Arkadaşım da benle, sen biraz benden daha fazla seviyor gibisin. Bir tık daha fazla seviyor. Evet. Daha önce gelmiştiniz, bir daha neden geldiniz? Önümüzdeki 1-2 yıla bir daha gelme planınız var mı? Ya inşallah 3 sene önce gelmiştim. İnşallah birkaç yıla daha gelirim. Gerçek hayatta arkadaşım, gerçek hayatta somurtkan ve negatif enerji yayan bir insanken kameralar ve medya karşısında müthiş şirin bir imaj yaratmayı nasıl başarıyorsunuz? Wow. Nasıl başarıyor kardeşim? Ne ara gördün? Gel anlat. Gel somurtkan ve negatif. Kime ne, benim gerçek hayatta nasıl olduğumdan ayrıca. Ben burada böyle de olabilirim, orada öyle de olabilirim. Bir tane bir olay olmuştu. Sabahın körümüne. Ben dümdüz bir insanım. Ben neysem oyum bu arada. Ben oradayken de. Canım nasıl istiyorsa. Ben regliyken de mesela bugün şu anda fotoğraf çektirmek istiyor atıyorum. Şu anda yeni regli oldum diyebilen bir insanım ben. Hani ne bekliyorsunuz ki? Zaten hani doğal olayım. Sevip sevmemek benim için şey değil. Bana saygı duyun yeter. Benim sevilip sevilmemek gibi bir derdim yok ki. Sadece saygı istiyorum. Herkes gibi. Bir tane de şey olmuştu böyle. İşte Bozcaada'daydım. Sabahın körü ama nasıl açım? Böyle duruyormuşum. Bana gelip demiş ki fotoğraf çektirebilir miyiz? Ben de hayır çektiremeyiz. Teşekkür ederim. Böyle ama yani ölüyorum. Şekerim de düşüktü benim. Hipoglisemim vardı. Şimdi daha iyiyim. Neyse sonra evin önünde birisi telefonda konuşuyor. İşte şey diyor. İşte Farazem abla gördüm. Ay çok korkunç, iğrenç, itici. İşte fotoğraf çektirmek istedim. Çektirmedi falan. Böyle açtım hanımefendi dedim yani. İyi değildim ya. İyi hissetmiyordum dedim yani. Bu kadar hani İstanbul'a haber gönderir yani haberleşmeye gerek var mı bunun için dedim. Gerçekten mi? İnsanız, insan. Bu kadar.
Ama müthiş şirin bir imaj yarattıysam da teşekkür ederim öyle bir imajım varsa. Kaldı ki ben storylerde falan da bayağı somurtkan somurtkan geziyorum. Aa, boşanma aşamasına gelmiş çiftlere ne önerirsiniz? Aa, üzüldüm ha şu an. Üzüldüm. Ben bir şey öneremem yani. Her şeyde bir hayır vardır diyelim. Genelde psikolojini bozan yapımları bırakıyorsun. Bunu nasıl bırakmadın? Öyle bir şey olmadı. Nasıl anlatsam bilmiyorum. Merve Dizdar'a bile şey röportajda kıza soruyorlar işte Ferhat'ın psikolojisi bozulmuş. Merve böyle ne ha, öyle miymiş falan. Çünkü öyle bir şey değil bu gerçekten meslek olarak yani bitti. Merhabalar, hoş gelmişsiniz. Bergen Film Araştırmalı Çekim kapsamında Mersin'e hiç geldiniz mi acaba? Mersin'e çektiğiniz sahneler oldu mu? Rahmetli'nin mezarını ziyaret ettiniz mi? Filme bayıldım, başarınız daim olsun. Çok teşekkür ederim. Mersin'e hiç gelmedik ama galaya da gösterim için Mersin'e geleceğiz inşallah. Mersin'i aşırı seviyorum. Yani Mersin, Tantuni bayılıyorum. Mersin'deki yemekler deyince kafam gidiyor gerçekten. Çok acıktırıyor beni Mersin. Merhaba, öncelikle başarınız devam dilerim. Türk sinema sektörü için düşüneceğiniz herhalde gerçekten dünya sıralamasına girebilecek, Oscar alabilecek bir filmimiz olacak mıdır? Oldu. Kış Uykusu, Bir Zaman Anadolu. Oscar alabilecek mi? Oscar başka bir şey. Oscar benim hani harika bir kriter olarak bakmıyorum. Cannes da yani çok müthiş bence. Cannes filmlerini daha çok seviyorum galiba. O yüzden Cannes benim için daha eğlenceli izlemesi. Oldu, oluyor. Yani ben eziklemiyorum. Hani Türk sineması sektöründe de çok güzel filmler yapılıyor. Bir de ıssız bir adaya düşseniz yanınıza almayacağınız, kelime oyunu yok, imla doğru, üç şey nedir? Sevgiler. Yanıma almayacağım. Güzel. Ne? Bilmiyorum, bunu cevaplayayım dedim ama aklımda da bir şey yok. Biraz düşünmem gerekiyor. Tamam yani, cep telefonu almam. Üç şey çok zor çünkü. Aa, teşekkürler, ne tatlı sormuş. Özel değilse bir ara MS yazlar sizin için. Sağlığınız nasıl? Teşekkürler sorduğunuz için. Beynimde lezyonlar var. Stresten uzak durmam gerekiyor. Düzgün bir hayat, yaşantıya sahip, yani uyku düzenine sahip olmam gerekiyor. Düzenli baktırıyorum. Her şeyin bir düzen içinde olması gerekiyor ama uyku düzenim pek içler açıcı değil. Ooo, arkadaşın Ayça ile bir kahve ayarla ne olur yazmışlar. Ooo. Arkadaş olur. Aşkım çabuk eve gidi, kar yağacak. Ya gerçekten hepimiz gerildik, kar yağacak diye çok gerildik ama kar bu kadar eskiden eğlenceli bir şeyken şu an hepimiz için bir ızdıraba nasıl döndü ya. Yakın ama evim. Filminizin ana fikri baba sevgisi miydi? Yani aslında böyle bir ana fikir olarak bakmadık. Böyle bir hayatın ta kendisi olduğu için hayatta çok büyük bir şey. Sadece bir ana fikri olacak bir şey değil. Daha çok bu filmi aslında herkes işte şey de sorabiliyor, ne anlatmak istediniz ya da şimdi siz ne anlatıyorsunuz film hakkında bize diyorlar. Açıkçası benim en sevdiğim şey bu, öyle bir film çünkü. Bırakıp bunu seyirci artık bu filmde ne görüyor onu görmek. Çünkü gerçekten herkes de başka şeyler uyandırabiliyor. Bu da beni çok heyecanlandırıyor bunları duymak. Bu mesela baba sevgisi olması çok çok doğru bir şey. Çünkü çok büyük bir yer kaplıyor baba sevgisi eksikliği filmde. İyisin, hoşsun, duyarlısın ama her şeye çok tepkilisin. Bu kadar tanınırken her şeye reaksiyon göstermen seni yıpratmaz mı? Ya aslında her şeye reaksiyon göstermiyorum. Bence göstermemek yıpratır bir yerde. Çünkü kendin olamadığın yerde yıpranırsın. Ben normal gerçekten içinden ne geliyorsa onu artık bırakıyorum. Salıyorum yani. Merhaba, guilty pleasure'ınız çirkin erkek sevmek midir? Teşekkürler. Öf, kime göre neyi yargılıyorsunuz sürekli? İnsanların götünü başını yargılıyorsunuz. Bergen galasındaki giyimi, saçları ve makyajıyla beni gerçekten şok eden güzel kadın. Şok eden o. Bir tane arkadaşı eti... Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşım. Çok haklısınız ya. Bir tane arkadaşı, eşi, dostu da Farahcığım ne yapıyorsun balım, bu ne hal dememiş mi gerçekten? Saçlar desen kötü, makyaj desen alakasız, kıyafet desen pantolonun ütüsü yok. Neden Farah, neden yaptın bunu? Ayça Derin Karabulut, buradan ben sana soruyorum. Nasıl bir arkadaşsın sen? Sen nasıl bir arkadaşsın? Arkadaş bildiklerim beni vurdular. Senden cevap istiyorum ya. Bunun cevabını senden istiyorum. Gel. Biz çok beğendik. Biz çok beğendik diyor. Hala beni kandırıyor arkadaşlar. Hala benimle dalga geçiliyor arkadaşlarım arasında. O saçların örgüsü. O saçların örgüsü diyor. Yani demediler ve gerçekten hayatım boyunca asla Instagram'dan unfollow edeceğim şimdi onları. Başarılı bir çomar tokatlayıcısı. Çok iyi. Yahu Milyonzade'yi muhteşem söylemiş. Ajda Pekkan'dan iyi söylemiş. Norma Mia'yı da bence en iyi Alpay söylemiş ama bu ondan da iyi. Ben şok, hiç beklemiyordum. Çok teşekkürler. Bununla ilgili küçük bir anımı da anlatayım. Milyonzade'yi Cem şey o dönem ben pilot kaydını aldım. Daha sonra tekrar kaydederiz diye. İşte İskender Paylaşı Stüdyosu'nda pilot kaydını aldık.
demosunu yani. Cemler gidiyorlar Ajda Pekkan'ın evine. Açıyorlar şarkıyı. Ajda Pekkan da diyor ki, aa ne güzel söylemişim ya diyor. Ben sanıyorum. Beni kendisi sanıyor. Bu da çok tatlı bir anımdır. Umarım yüzünüz gülmüştür bu anıyı dinlerken. Çok güzel bir kadın ama çok kötü bir stili var. Onun yarısı kadar bile güzel olmayan kadınlar saç, makyaj, kıyafet ile ondan daha güzel gözüküyorlar. İstediğimi giyerim size ne falan diyor ama konu özgürlük meselesi değil. İstersen çuval giy çık tabii, kime ne? Bunun sonucunu anlayamadım. Kime ne diyor. Evet, kime ne? Ya bir de şey bile, ben şunu bile çok çirkin buluyorum ya. Onun yarısı kadar bile güzel olmayan. Yani sana mı kaldı el alem insanların güzelliğine eriştiği? Yani teşekkür ederim. Bana iyi bir şey söylemeye çalışırken başkalarını yererek bana iyi bir şey söylediğin zaman iyi bir şey olmuş olmuyor bence o. Yani güzellik dediğin nedir kardeşim zaten? Yani geçen bir şey. Bergen filminde harika bir oyunculuk sergilemiştir. Özellikle malum olay sonrası fiziksel olarak da benzediği sahneler sonrası o dönemde yaşıyormuş hissi oluşturdu. Kendisini tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ten rengi ve saçının sarısıyla dönem dizilerine ya da sosyatik zaman kavramı dizilerine uygun bir Rönesans tablosu kıvamındaki fotojenikliğine uygun olabilir. Ama bu onun iyi rol yaptığını kanıtlamaz ki. Fotojenik diyor yani. Hani özet olarak fotojenik diyor aslında. Derginin afiş posterinde bile, ki sırf onun hatası değil, yönetmen de dikkat edebilirdi. Afişleri yönetmenler yapmıyor ama. Bir burnu havalık ve üstten bakmayla, yani bir mimikle bile gerçek Berger'in orijinal mahzunluğunu kaçırmış oldun işte. Bunu yakalayabilmektir yönetmenlik, oyunculuk. Yoksa tıpatıp benze ne olacak? Winnie the Pooh'ya benzeyen adam bile bulurum size. Helal olsun be. İşte bu. Tam olarak ana fikrini anlayamadım dediği ama şöyle diyor. Fotojeniksin diyor. Dönem dizilerinin ten rengi saçının sarısı diyor. Ten rengi dönem dizileri okey. Sosyatik zaman kavramı dizileri. En sevdiğim, benim de en sevdiğim tür sosyatik zaman kavramı dizileri. Özellikle seçtiğim tür. Uygun bir Rönesans tablosu kıvamındaki fotojenikliğine. Çaban'a sağlık kardeşim. Gerçekten helal olsun. Ellerine sağlık. Bu önemli. Düşüncem. Boş değilim kendisine karşı. Karakter, duruş, güzellik 10 üstüne 10. Seviyorum seni Farah'cığım. İstediğin işi bırakıp istediğine başlayabilirsin. Vardır bir bildiğin. Ya çok teşekkür ederim. Yani istediğin işi bırakıp istediğine başlayabilirsin. Bunu sadece oyunculukla ilgili de düşünmüyorum. Hani bu benim için özel bir yorum oldu. Teşekkür ederim. Hayattan ve her şeyden bir anda soğutan şeyler. Ter kokusu. Kadınlardan kadınlara tavsiyeler. Her şey için utandırmaya çalışan bir toplum içinde utanmayın. Utanmamayı öğrenelim artık. Bergen'in bir şarkısında dediği gibi. Aşk vermiştim, ne yaptın? Türkiye'de kadın olmak. Çok zor. Çocukken hayal edilen meslek ve bugünkü meslek. Maşallah. Hani benim için çok, yani bende hiçbir şey, ben çok şükür. Şükür duyguları uyandıran bir şey. Türk dizilerinde görülen klişeler. O erkekler nerede ya? O erkekler nerede tam olarak? Hani yakışıklı ve her şeyden anlayan ve mükemmel o erkek. Bir de çok aşık oluyor o falan. Ekşi itiraf. Saç yıkamama rekorum 8 gündür. Hayata dair umut veren detaylar. Hayatın kendisi umut verici. Aşk acısı aşk acısı çekenlere tavsiyeler. Derin bir nefes alın. Eğer yani bunu daha önce yaşamadıysanız hiç geçmeyecek gibi gelebilir. Geçiyor kardeşim. Aşk açısından daha kötü acılar da geçiyor. Kitap okumak ve film izlemek arasında film izlemek diyorum. Kişinin 17 yaşındaki haline vereceği öğüt. Biraz daha fazla içebilirdim 17 yaşında. Daha fazla iç, daha fazla dağıt. Türkiye'nin girişine yazılması gereken söz. Türkiye'nin girişinde bence ne, antidepresan falan dağıtılsa daha mantıklı olabilir. Ki ben kullanmıyorum.